İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde bir araya gelen Barış İçin Kadın Girişimi üyeleri, Sur'da bodrum katlarında mahsur kalan insanlar için 24 saatlik bir yaşam koridorunun açılması ve bu koridorun başında bağımsız bir heyetin hazır bulunmasını istedi. Bodrumlarda mahsur kalanlar için yaşam koridorunun 24 saat boyunca açık tutulmasını isteyen kadınlar adına basın açıklamasını Barış İçin Kadın Girişimi üyesi Nermin Sınar okudu. Diyarbakır Sur'da en az 15'i 10 yaşından küçük çocukların da aralarında bulunduğu onlarca insan yaşatmaya çağırıyor hepimizi. Bodrumlarda mahsur kalanlar yaşam koridorunun 24 saat boyunca açık tutulmasını istiyor. Barış İçin Kadın Girişimi üyeleri taleplerini televizyonumuza aktardı. Biz bugün Sur'da 24 saatlik yaşam koridoru açılsın, bağımsız gözlemci heyet bulunsun sloganıyla bir koridor eylemi yaptık. Sembolik bir koridor oluşturduk kadınlar olarak. Bunu yapmaya biz dün akşam karar verdik ve bugün hızlıca yaptık. Dolayısıyla çok hızlı yapılmış bir eylemdi ama çok acil, çok kritik bir süreçte olduğumuz için ve Cizre'de olanlara tekrar tanık olmaya tahammül edemeyeceğimiz için böyle bir harekette bulunduk. Önümüzdeki haftada hatta aynı taleple Diyarbakır'daki nöbete de katılacak bazı üyelerimiz. Oradaki nöbete katılmak üzere de gidecek. Bugün buraya gördüğünüz gibi zaten eylemde de geldik. İki sıra halinde bir sembolik kadınlardan yaşam koridoru oluştuk. Sessiz bir nöbet tuttuk 15 dakika boyunca. Gerçi sürekli olarak hani polisin tacizinde de uğradık. Yani gerçekten hiçbir eylem biçimine, hiçbir sese, hiçbir kendi görüşlerinin karşısındaki görüşe tahammülleri olmadığını her an bize belli ettiler. Şimdi biliyorsunuz bölgede sürekli sokağa çıkma yasakları var. Ablukalar sürüyor. Sur'da da 88. gün. Ablukanın. Çok yakın bir zamanda Cizre'de yine böyle çok aylarını geçen bir abluka altındaydı. Ve Sur'da şu anda sayısı bilinmeyen ama yüzlerce kişinin mahsur kaldığı biliniyor. Ve son günlerde hani her şeyi bir kenara bıraktık. Onların sağ olarak çıkarılması için çaba harcıyoruz. Çünkü Cizre'de bir ambulans istenmiş ve günlerce çaba harcanmıştı. Ve canlı bağlantı kurulmuştu orada bodrumda kalan yaralılarla, bir kısmı çocuk. Ve sonunda hepimizin gözü önünde Cizre'dekiler yakıldılar ve öldürüldüler. Biz Sur'da da aynı akıbeti yaşamak istemiyoruz. Yani hem onların ölmesini istemiyoruz hem de biz aslında bu vicdanla, bu tanıklıkla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Katledilenin bedeni seyirci kalanın ruhu ölür. Biz de seyirci bırakılmak zorunda kalan, adeta göz kapaklarımızın arasına birer iğne monte edilmiş ve biz gözlerimizi kapatamadan, başımızı çevirmeden bir katliam seyrediyoruz, acı seyrediyoruz. Savaş seyretmek başka bir şey, katliam seyretmek başka bir şey. Hani bütün insani değerlerin sınırları zorlanıyor. Çıplak kadın bedenleri teşhir ediliyor. Hani çocuklar buzluklara gömülüyor. Bunları, bu cümleleri yüzlerce defa kurduk ve fakat karşılığında aldığımız herhangi bir sonuç, herhangi bir reaksiyon, bu ülkenin bu ideolojiye, bu tavra, bu yönteme destek veren insanların da hiç kimse de bir duyarlılık yaratamıyoruz. Ama bu bizi yıldırmayacak.